Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size alışverişte aldığım şeyleri göstereceğim. Yani internetten birkaç bir şey almıştım. Şimdi de göreceksiniz zaten. 3 parça bir şey aldım ve bunlardan şöyle anlatayım şimdi size. 2 parça bir şey aldım. O ikisi 50 liraydı. Yani 100 lira tuttu. Ve ikinci ürün 1 TL diye bir kampanya vardı. Sonra da 40 liralık bir şey arkadaşlar 1 TL'ye geldi. O yüzden güzel bir alışveriş oldu ve şimdi size bu alışverişte aldığım şeyleri göstermek istiyorum. Şöyle telefonu şuraya koyalım. Evet, kargomuz burada arkadaşlar ve bu şekilde. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar zaten. Çok merak ediyorum acaba nasıl gelmişler. Şimdi kargo poşetimizi açalım yavaştan. Ve evet, gördüğünüz gibi açılmasam burada da şey duruyor. Şöyle yana koyalım çünkü ben görünmüyordum. İlk başta böyle bir kutu çıktı. Ya da tek tek gösterelim. Kutunun içinde 1 TL'ye gelen şey var arkadaşlar. Zaten ne olduğunu tahmin etmişsinizdir. Böyle üçlü gözlük vardı. Ben böyle bir tane mağazada arkadaşlar gözlük görmüştüm. Ve 70 TL'ydi bir taneydi ayrıca. Onu da böyle hani şey bir mağazaya gidip görmüştüm. Yani internette almayacaktım. Saatimi şuraya koyalım. Sonra dedim internetten bakayım, belki daha uygununu bulurum diye. Ve öyle oldu. Bunun içinde 3 tane var ve kampanyadan dolayı 1 liraya gelmiş oldu yani. Işık. Şimdi açabiliriz. Çok merak ediyorum acaba kırık falan mı geldi. Umarım öyle değildir. Evet. Birincisi böyle. Ya bunun bir sıralaması yok ama. Ya ben bunun kırmızısını görmüştüm. Ama sonra dedim siyahını alayım. Tamam, ışık böyle daha iyi. Burada da böyle karesi var. Aslında bir şey söyleyeceğim. Bunlar böyle çıtlı şeyde gelmiş ama bu böyle poşette gelmiş. Neden anlamadım. Bunun da kutusu bu şekildeydi. İçinde de bir tane kağıt var. Bu da gözlükleri falan şey yapıyordur zaten. Kutusu şöyle dursun. Mesela kullanmadığım zaman falan kırılmasın diye şey yapabilirim. Geri içine koyabilirim. İlk başta bununla başlayalım. Bu arada yanımda ayna var. Ayna şey olmasın diye kargo poşetimi şu arka tarafa koydum. İlk başta bunu açacağım. Çünkü ben zaten bunu almak, bunu özellikle bunun için aldım yani bunları. Gözlük bu şekilde. Şunu da şuraya koyalım. Bakalım nasıl duracak. Güzel durdu bu arada. Ben bunu mağazada görmüştüm ve yani çok hoşuma gitmişti. Aynadan da bakıyorum. Gerçekten çok güzel. Böyle imaj gözlüğü gibi kullanabilirsiniz. Yani bu arada ışığı tam anlamıyorum gözlükten ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle saçınızın üstünden de takabilirsiniz. Gerçekten çok güzel yani. Böyle tatile falan giderken de kullanabilirsiniz. Çok beğendim bunu. Aynadan bir daha bakmam lazım. Bir de şey, saçım elektrikleniyor. Çok sinirlendim ona. Bu da çok tatlı bir gözlük. Çok hoşuma gitti. Çok güzel görünüyor. Öbürlerini de göstermek istiyorum. Bu gözlük bu şekildeydi. Ve ben bunun sadece kırmızısını 75 TL'ye görmüştüm. Hani bunun üçlüsü 40 liraydı. O da şey 1 TL'ye geldi. Yani gayet fiyatlı bir şey oldu arkadaşlar. Hala o indirim duruyorsa gidip siz de bakabilirsiniz bence. Hangisiyle devam edelim? Şuna devam etmek istiyorum. Bunu da merak ettim ama benim en sevdiğim gözlük bu olduğu için yani bunları o kadar çok merak etmiyordum. Bu böyle birazcık büyük oldu ama yine de bakmak istiyorum böyle. Bu da güzel görünüyor ama ben dediğim gibi bunu daha çok beğendim. Bu da bu şekilde çok güzel bir gözlük. Işık çok şey oluyor ya ama yapacak bir şey yok. Bu da böyle dediğim gibi bir gözlük arkadaşlar. Bunu da hemen kabına geri koyalım. Ve son gözlüğümüze bakalım. Bu da böyle, bu daha kare gibi öbürlerine göre. Bir de ucu birazcık daha mı sivri? Ama hayır, bunun daha sivriymiş. Bu da böyle şey daha kare dediğim gibi.
Bu biraz değişik oldu yani. Kare, çünkü ben kare gözlükleri çok sevmiyorum ya da bana değişik gelmiş olabilir. Ya dediğim gibi ama zaten benim amacım bunu almaktı. O yüzden bu kare gözlüğü çok beğenmedim. Bu ikisi güzel oldu ama kare gözlüğü sevmediğim için muhtemelen bunu takmam. Bengisu'ya falan veririm muhtemelen ama bilmiyorum. Gözlükler bu şekildeydi arkadaşlar ve gözlükler hani çok güzel, dediğim gibi paketlemesi de güzeldi, yani bir kırış şeyi falan yoktu. Bunları da şimdi buraya koyalım ve öbür şeylerimize devam edelim. Öbürlerini daha çok merak ediyorum diyelim yani. İki tane parfüm aldım arkadaşlar. Birini anneme aldım, birini de kendim aldım. Yani annem hangisinin kokusunu beğenirse onu ona vereceğim yani. Ve başka da bir şey yok arkadaşlar. Umarım kokusu güzel olur. Çünkü internetten parfüm almak sıkıntılı bir iş. Kokusunu bilmeden alıyorsunuz. Yani direkt böyle rengine göre falan aldık. Biri mor, biri de beyaz. Ya biri lila diyelim. İlk başta lilayı açacağım. Ben mor rengini çok seviyorum çünkü. Şöyle koyalım. Bu şekilde. Nasıl paketlemişler bunu? Böyle çok değişik açıldı. Bunları da patlatalım. Bunları patlatmak çok rahatlatıcı oluyor, biliyor musunuz? Benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle birazcık... tamam. Böyle daha iyi durdu. Neyse, şimdi videomuzun konusu o değil. Parfüm bu şekilde. Bunun fiyatı neydi? 50 liraydı bunlar. 49 TL falan, yani öyle bir şey. Şimdi bunu açalım. Kokusunu dediğim gibi çok merak ediyorum. Umarım güzel bir şey çıkar. Hi, kutusunu yırttım yanlışlıkla, olsun. Şimdi açalım. Gerçekten kokusunu çok merak ediyorum bu arada. Keşke siz de kokusunu öğrenebilseniz ama o maalesef olmuyor. Parfüm bu şekilde. Bir saniye. Kutunun içinde başka bir şey yok zaten. Parfümden başka ne olabilirdi? Kutu şöyle dursun şurada. Ben tam görünmüyorum ama şöyle dursun. Parfüm bu şekilde arkadaşlar. Rengi birazcık bana böyle gri gibi geldi. Ya parfümün değil de şeyin kabının rengi ama kamerada böyle daha çok mor gibi görünüyor. Şimdi kokusuna bakalım. Kokusunu çok merak ediyorum. Kokusu çok güzelmiş. Benim bir tane parfümüme böyle birazcık benziyor ama kokusunu beğendim. Yani aldığıma pişman olmadım. Gerçekten kokusu çok güzel bunun. Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten kokusunu beğendim bu arada. Yani internetten parfümü bir daha alır mıyım bilmiyorum ama kokusu gerçekten güzelmiş yani. Pişman olmadım. Bu da çok güzel. Şimdi beyazını açalım bunun. Şuraya koyalım. Kutusunu da şuraya koydum ama. Bunun kokusu nasıl acaba? Şimdi böyle gratis'e falan da gidiyorsunuz. Kokusunu tam anlamadan alıyorsunuz. O da biraz sıkıntı oluyor. Yani internetten bir farkı yok artık hiçbir yerin. Her yer böyle değildir ama yani gratis'te falan böyle yani. Kutular çok şey ya. Böyle kağıt gibi hemen şey oluyor. Bükülüyor falan. Ama zaten kutusu önemli değil bizim için de. Bakalım bu beyazın kokusu nasılmış. Bu da böyle beyaz arkadaşlar. İkisinin rengi çok güzel görünüyor. Bunu da öbür elime sıkayım, kokuları karışmasın. Kokusunu çok alamadım ya. Bunun kokusu biraz değişik geldi. Çünkü böyle çok ağır bir kokusu yok ve kokusunu çok alamadım ve çok hoşuma giden bir koku olmadı yani. Biraz değişik geldi arkadaşlar ama mor daha güzel sanki. Morun kokusu biraz ağır. Bunun kokusu çok hafif ve neredeyse hiç şey yapamıyorsunuz. Kokuyu hiç alamıyorsunuz ve çok değişik bir kokusu var. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum şu an. Yani morundan memnun kaldım ama beyazını bilemiyorum. Çünkü kokusu biraz şey geldi. Çok hafif geldi. Bir de
Kokusunu çok alamıyorsunuz ya. Çok garip bir kokusu var. Ama bu ikisi de şöyle. Annem hangisini beğenirse onu vereceğim. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ve bir de gözlüklerimi almıştım. Bunları da koyup videoyu yavaştan sonlandırmak istiyorum. Benim bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.